Arkadaşlar merhabalar. Öncelikle hoş geldiniz. Bu videoyu video bittikten sonra çekiyorum. Şuna değinmek istedim. Son videoya atmış olduğunuz like ve yorumlardan dolayı teşekkür ederim. Eksik olmayın. Cidden güzel bir abone sayısı artışı oldu. Yani şöyle diyeyim daha doğrusu. Normalde benim video başına attığım abone sayısı 10 falandır. Fakat bir önceki videoda yaklaşık 20-25 kişi abone olmuş. Buradan hepinize tekrardan teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Eksik olmayın. Şimdi videoya geçiş yapabiliriz. İyi seyirler dilerim. Evet, yeni bir günden tekrardan merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz Robin'le güzel bir AFK farmı yapıyoruz. İlk serimiz güzel. Şu an videoya atalı 3 saat oldu. Ona rağmen 1K falan izlendi. Teşekkür ederim. Eksik olmayın. Like'larınızı esirgemeyin. Her neyse, konumuz bu değil. Hemen konuya geçelim. Şöyle, ikinci farm alanım olarak belirlediğim kısım tabii ki de hepinizin, çoğunuzun bildiği yer. Artılı buz parçasının düştüğü, buz balina boynuzlarının düştüğü, buz parçası artsızların düştüğü mekandı. Ben bunu gece kaçta bıraktım? Sanırsam gece 2'de veya 3'te bunu farma bıraktım. Şu an saat 4.30. İşten geldim. Yani öyle çok bir şey kasamadık. Yaklaşık 15-16 saattir hesabımız otoda. Yani AFK şekilde güzel bir hem farmını yaptı hem level kastı 81 olduk, 82 olacağız. Bu hesabı galiba 82'de bırakacağım. Gördüğünüz gibi 200 tane doldu, hatta taşmış. Nereye gitmiş diğer tarafı? Taşan nereye gitmiş ya? Ha, burada bak, 284 tane buz balina boynuzu. Sunucuda dün tanesi 2M 3M falandı. Yani bunların tanesi ortalama 1M, 1.5M. Yeri geldiği zaman böyle artıyor, 2-3M'lere kadar çıkabiliyor. Artılı buz parçasının tanesi genelde standart 2M olur. Hadi 1-1.5M arası da düştüğü zamanlar olur. Yeri geldiği zaman tanesi 3.5-3M'lere kadar da çıkıyor. Yani güzel bir farm yapmışız. Hemen kabataslak hesaplayalım şöyle. Bunları ben 1M'den hesapladım. Yani 1M'den sayıyorum. 284 tane vardı. Hepsine toplam düz 2.5 won diyelim biz. Bunların tanesi de hani 2M'den gider ama biz bunu 1.5 diye hesaplayalım. Tanesini 1.5'tan da bunlara saysak. Hadi 2 won da düz hesap buna diyorum. Artsız buz parçası bayağı var. 200, 400, bir de şurada var. 515 tane var. Bunların da 10 tanesini şöyle 1.5M'den falan koyduğumuzda gidiyor. Yani ufaktan biraz da buradan para gelmiş. Bayağı bir binicilik kılavuzu düştü. İşte dönüşüm kitapları, sunuzi, buzi bir şekilde düştü bayağı. Şöyle 3 efsunlu zırhlar düştü. 2 efsunlu zırhlar düştü. Bunları da aşağıda inince basarım dedim. Topladım. Şunlara birlikte bakalım neler düşmüş başka. Böyle efsunlu bir şey var mı? Hiç elementte bir şey tutturamadım. Yani bayağı bir gümüş bilezik düşürdüm bu arada. Bakalım. Evet, hepsi maalesef düz. İşte gümüş bilezik bir tane burada var mesela. Burada var mıymış? Şuraya bakalım bir. Burada yok. Burada var böyle bir 6 tane. Bunları basarız. Bak, oradan da bir zırhlar falan hala düşmeye devam ediyor ama bakabildiğim kadarına baktım. Yine güzel farm yapmışız. Burayı komple toplasak 2 won buna saydık. 2 won da buna saydık. 4 won. Yani şunlara da 50M sayabiliriz. 4.5 won. Başka ne stokladık biz burada? İşte böyle iç sistemler vesaire. Şunlar falan toplam ortalama 5 won gibi bir 16 saatte getirisi oldu diye düşünebiliriz. Güzel farmdı. Bundan sonraki farmı tam karar vermedim. Bakacağım. Video içerisinde zaten söylerim. Instagram'dan Reis'in biri benimle iletişime geçti. Kendisi askere gidiyormuş. Zaten şurada da konuşmalarımız var. Görebilirsiniz. Hatta kendisine dedim, bana herhangi bir şey verme. Askerden gelince devam edersin dedim. O da böyle bir pet yapmış. Tip 6 bir pet. Nessie. Oranları da güzel. 56 gündür saklamış. Artı 100 günlük yapıp kasacaktım dedi. Onun yerine artık biz yaparız. Nick'i de Elizabeth'miş. Reis'e buradan selamlar. Tez zamanda gidip gelsin inşallah. Hayırlı tezkereler diliyorum kendisine burada. Dediğim gibi ne zaman isterse her zaman beklerim. Kapım daima açık. Geldiği zaman dönmek isterse petini tekrar kendisine verebilirim. Hiç sıkıntı değil. Tekrar teşekkür ederim. Eksik olmasın. 4 tane de kötü ruh koydu. Eyvallah. Cansın, sağ ol, var ol reis. Reis bize bayağı bir Jotun sandığı verdi. Bunları da açayım mı diye sordum kendisine. Eyvallah, teşekkür ederim. Aynen, abonelerden bahsediyor. Cidden öyle, %60 olsa keşke. Ta %70'lere çıkmışız. Bir ara %61'lere düşürmüştük. Ya bu sizin elinizde. Bir aboneliğe böyle tık diye basarsanız gayet güzel olur. Çok bir şey kaybetmeseniz sadece abonelik listenizde bir tane artı bir YouTuber olur. Öyle diyeyim. Abi ne yaptın sen? Giderahack bayağı bir sandık kalmış herhalde, ben anlamadım. Bunları açacağız mı? Onu da sordum. Cevap vermedi ama herhalde açarız. Açma taraftarıyım ben de. Bakarız şimdi, birlikte açarız. Kendisine de sordum. Nasıl istersen dedi. Fark etmez dedi. Açalım o zaman. Haydi bakalım, Bismillah diyelim. Reis'in askere gidişinin kutlaması olsun bu da. İnşallah sağ salim gidip döner inşallah. Haydi Bismillah dedim. Jotunlardan başladım. Hakikat, altın kenet, yakut işleme, siyah boya, safir işleme. Bu arada buradan 2 tane titandioksit olur da çıkarsa, biliyorsunuz bizim zihinsele bir tane artı 5 zırh basmıştık. Yılan zırhı 2 efsunu kalkan çıktı. Onu artı 6'ya deneriz. Artı 6 da olursa artı 7'ye de deneriz. Ama tabii ki de titandioksit çok zor çıkıyor. Gördüğünüz gibi çıkmadı bile yani. Devam. Yakut, mavi çelik, başkomutan zırhı. Misilleme, safir işleme, zümrüt, reis ne yazmış bakalım. Bol şans demiş. Hadi bakalım. Vallahi hiçbir şey gelmiyor. Battık gibi sanki biraz. Yank çıktı. Aa, titandioksit. Güzel. Bir oldu bak. İki olsun, deneyelim bunu.
Canlı canlı videoda deneyelim. Reis'in şerefine bence geçer yani bak. Gelsin geçecek eminim. Titan kalkanı olan titan dioksit sandım. Bir an o titan yazısını gördüm ya. Altın kenet, ayakkabı, altın kenet, yank. Yine yank çıktı galiba. Aslan ağzı kalkan, leylak, kırmızı ejderha, kırmızı, altın metalik geçit bileti. Bu arada titan yani çıkmasa da zaten çıkmayacak bu saatten sonra. Bir tane de ben alıp bu videoda o zırhımızı bir deneriz inşallah. Bu arada bayağı bir buraya gelenler oldu. Eyvallah teşekkür ederim. Can kıza da buradan selamlar. Biraz önce bir iki arkadaş daha vardı. Badi Ekrem var. Badi Ekrem'e de selamlar. Eyvallah. Şampiyon bir ninjamız var burada. Ona da buradan selamlar. Bayağı burada durdukça bayağı bir gelen oluyor. Hidralardan devam ediyoruz. Bir dakika şunları bir okuyalım. Metal çıkar inşallah işini görür demiş. Vallahi bilmiyorum. Şu zamana kadar hiç çıkartmadım ama çıkartamadım daha doğrusu. Çıkarsa ya bizim için büyük bir şans olur. Kutsama kağıdı çıkıyor bize. Evet. Evet. Herkese metal. Bize gelince kutsama kağıdı. Oluyor mu kardeşim böyle? Hidra'nın yüzüğü lazım olur. Kullanır taş sanatı. Bak taş sanatı cidden lazım. Zırhımıza taş ekleyemiyorduk. Aha! Çıktı lan. İlk defa metal çıkarttım. Vallahi çıkarttım ya. Demek ki çıkıyormuş. Ama bu reisin şansına çıktı. Ben şu zamana kadar kim bilir kaç tane açmışımdır. Hiçbir şekilde çıkartamadım. Taş sanatı güzel. Taş sanatı cidden seviniyorum yani. Cidden istiyorum. Taş sanatı lazım çünkü. Lazım olan şeye her zaman okeyimdir. Ne çıktı ya? Zihin taşı destesi. Kutsama kağıdı. Hidra'nın yüzüğü. Kutsama kağıdı. Ne kutsama kağıdı attı be? İki tane de kötü ruh atmış galiba değil mi? Dört tane reis vermişti zaten. Kötü ruhları da okuruz. Kötü ruh yoktu. Kötü ruh lazımdı bir tek. Onu da buradan karşıladık biraz. Akik de lazım bu arada. Akik yılan zırhı basarken cidden lazım. Evet. Devam ediyoruz Razadorlara. Ben şunu niye açmadım ya? Bir tanesini bıraktım öyle. Neyse sıkıntı yok. 61'e kasacaktım. Ulan herkes var ya. Herkes benim gibi aha yazdı birden. Sorun yok. Devam. Heyecandan ben de yazamadım bak. Ama bir an var ya böyle bir dedim yani böyle. Havalı çelik yay. Envanter doldu bayağı. Bir zehirlere bakalım. 6 ortalama, 10 ortalama, 17 ortalama, 5 ortalama. Şunları mecburen yere bırakacağım. Petim de ölü. Petimi de diriltemiyorum şu an. Kolye. Ulan bir alev ver bari be. Akik güzel. Tamam Akik'e okuyayım. Yani genel olarak kar mı? Bence metal çıktı. Kardır diye düşünüyorum. Hani kaç tane jotun açtık hiç saymadım. Biz keyfiye açtık zaten. Jotundan da titan çıktı. O da kar galiba ya. Standoff Reis de geldi. Baya bir burada bekledikçe baya bir topluluk oluşuyoruz. Herkese selamlar buradan. Gören görmeyen, söylemediğim varsa kusura da bakmasın. Bazen dalgınlığıma geliyor. Abi Red Angel doymuyor. Sandık üstüne sandık getiriyor. Nereden kasmış? Ne kadar kasmış bu kadar sandığı? Bana helal olsun kendisine. Abi helal olsun. Karanlığın sandığı 60 tane falan da kasmış. Vallahi cidden helal olsun. Yeşil şans kutuları falan da verdi. Bunları kılsın falan ihtiyacımız olduğu zaman kullanırız. Şu hidraları açalım ama bir 10'ymiş kuşak çıksa çok iyi olacak. Çünkü yan hesabında 10'ymiş kuşak var. Üste atarız belki kullanmalık bir şey gelir. En kötü ihtimalde satarız 4-5 puan paralar ediyor. Aha cadı çıktı güzel. Süs taşı, taş sanatı kitabı. Protein lokması çıktı. Hemen şöyle petimizi bir full gün yapalım. Vallahi buz cadısı. Cadı ya okeyim. Cadı güzel para bırakıyor. Kardeşim kutsama kağıdı çıkma ya. Metal vereceksin bak metal. Kutsama kağıdı tamam o da bir geliştirme nesnesi ama bak yine kutsama kağıdı. Metal. 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 Kötü ruh çıktı. Metal. 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 Metal istiyorum. Verdin o metali. Aldım metali. Kuşak. 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 İsteyince de vermiyor. Ben anlamadım. Ne yapacağız ki? Hiç alakasız bir şey isteyelim. Artı 9 runik. Mavi çelik. Siyah çelik. O zaman biraz nostalji yapalım. 55 level HP. 61 level zihinsel. 55 level şaman. Yok bu da kötü. Biz bildiğimiz yoldan devam edelim. Protein. Protein. Geçit bileti. Rastgele sandığı. Bilgelik. Kem göz. Kem göz. Rastgele sandığı. Hidra yüzüğüne okeyim. Ama maalesef çok çöp çıktı bu sefer. İki tane cadı çıktı. Yani iki cadı bu sandıkların galiba yarısını anca çıkarır. Hadi bakalım zırhımızı basacağız. Nedense bu tavşanın yanına gelmek istedim. Yani maalesef masraflı bir zırh görüyorsunuz. Sadece artı 6'ya bile iki tane titan istiyor. Artı 7'ye de parıltılı beyaz inci falan istiyor. Artık artı 7'ye metalle mi basarız bilmiyorum. Bu arada görüyorsunuz HP 3170 oluyor. Defansı 368 oluyor. Canavar 5 oluyor. STR'de 14 oluyor. Dediğim gibi bu zırh benim işimi görecek bir zırh. Umarım geçerse çok güzel olur. Bakmayacağım. Bunu ilk gören siz olun. Bastıktan sonra Red Angel'a göstereceğim ben bakmadan. Hadi koçum lütfen. Geçsin lütfen. Lütfen geçsin. Ben bunu nasıl tutacağım ya? Böyle arkamı dönüp tutayım. Tuttum mu? Tutmuşum. 6'ya denedim. Düşmüş mü? Daha hala bakmadım. Aga be dedi. Geçmiş olsun. Oha geçmiş. Geçmiş geçmiş.
Ben 7'ye denedim sanıyor herhalde. Abi çok güzel oldu ya. Güzel. 7'ye dedim ki bundan sonra metalle deneriz. Malzemelerine bir bakayım. Parıltılı beyaz ince ucuzsa alalım bir deneyelim ya. Red Angel'ın katkılarıyla zırhımızı Allah'a şükür artı 6 yaptık. Artı 7 artı 8 illa ki basılır ama şimdi zırhası değil çok büyük maliyetler istiyor. Sadece artı 7'ye denemesi 10, 13 veya 14 won şu an baktım ben camdan. Beyaz inciler 7 won. Metal zaten sunucu da 4,5-5 wonlardan falan gidiyor. Diğer artı basmalarıyla birlikte toplam 12-13 wonluk artı basması var. Şu anlık dursun. Şu anlık harcamaya gerek yok o kadar parayı. Çünkü o paraya eldivenimiz yok mesela. Eldiven alırız. Her neyse konu bu değil. Konumuz Reis'in bayağı bir yumurtalar olmuş. Burada gördüğünüz bütün yumurtalar Reis'e ait. İnşallah bol bol yeşil iksir ve mor iksir çıkar. Haydi bakalım ben hızlı hızlı çevireyim. Buraları hızlandırırım zaten. İlk çevirmemiz maalesef kötü. İkinci çevirmemiz de kötü. Yeşil iksir. Bu arada çıkan her şeyi vereceğim. Hiç kendime almayacağım. Bitirdik. Hepsini çevirdik. Şimdi yeşil iksir bende bir 40 tane falan var da bunu komple ben reise vereyim. Hatta şurada da 100 tane benim vardı. Bunu mecbur ayıracağım çünkü düşük seviyelere mor iksir lazım reis kusura bakma. Olsa fazlasını veririm zaten. Şimdi şunları verelim. Şunlar reise ait. Şöyle yeşil iksiri şöyle bir 40 tanesi bende vardı herhalde. Benden helali hoş olsun bakalım. Başka bir şey çıkmadı mı yeşil iksir? 16 tane de burada var. Aga be biraz az çıkmış ama olsun. Madencilik benimdi pardon. Yanlış oldu. Şu biniciliği verelim. BK bu çıkmış. Bu da onun. Çok bir şey çıkmamış be. Ama olsun. Yine iyidir. Hiç yoktan iyidir. Şu zırhımıza da eksik olan taşımızı ekleyelim. Belki tek atarız. Haydi bakalım. Hop. Kırıldı. Taş sanatı çıkmıştı biraz önce Hidra'dan. Lazım olduğunu söylemiştim zaten. Haydi kaçum. Ulan yine yandı. Son iki taş sanatım. Hadi artık. Ana son bir taş sanatı. Hadi koçum. Oha. Bütün taş sanatlarımı yedi ya. Vay hain. Dur ya burada atmayacağım. Burada hep yanıyor. O zaman burada geçer mi? Allah yine yandı. Şimdi geldik ninjamıza. Dediğimiz gibi burada da yaklaşık bir 16-17 saatte ortalama 5 won 6 won diyebiliriz. Çünkü yumurtalarımız da var ve yumurtaları bugün çevireceğim ben. Bakalım biz acaba kaç tane yeşil iksir alacağız? Ne kadar yumurtamız var? Hiç saymadım. Bayağı bir var. Yani umarım bol bol yeşil iksir alırız. Çünkü yumurtaları bugün son günü. Tavşan Pazartesiden itibaren gidiyor diye biliyorum. Bugün de şu an pazar. İnşallah doğru biliyorumdur. Şu an tavşan köyde ama saat 12'den sonra kaybolabilir. Tam o konuda emin değilim. Düşürdüğümüz şeyler burada gösterdiğim gibi. Bundan sonraki para kasacağımız adres birinci köyde ayılarda olacak. Ayılarını oraya bırakacağım. Ayı safrası kasacak. Kurt dostu, kaplan postu. Düşebilecek düşük seviye artı basmaları kasacağım. Ayrıyetten ayakkabılar, kolyeler yani elementli bakır kolyedir, gümüş kolyedir, bilezikler işte, tahta ayakkabı, altın bezeli ayakkabı. Bunları da aynı şekilde toplasın diyeceğim. Düşürdüğümüz bütün bilezikleri falan basacağız demircide. Onları hesaplarız ne kadar getirisi oldu götürüsü oldu. Şimdi bu ninjayı artık aşağı indireceğim. Ayrıca buradan Durum Vahim JR'ye de selamlar. Eksik olmasın sağ olsun var olsun. Öylesine bir yazayım demiş. Videodan görmüş. Eksik olmasın. Buradan ona da selamlar. Tekrardan merhabalar. Sabah şu an saat 5. Bir saat sonra işe gideceğim. Biraz erken uyandım. Dedim ki ninjamızdaki şu artı basmaları falan bir pazarımıza atalım. Zaten uyuyakalmışım gece koyacaktım normalde. Şöyle pazarımı da göstereyim size son kez. 540 M satış var toplamda. Yani vuziler sunuziler gitmemiş ama gider illaki. Şu artı 4 mamalar niye gitmemiş anlamadım. Bunları da biraz bir 100K falan düşürürüm olmazsa. Bitkilere de bakarım piyasasına göre kurayım tekrar gireyim yayına. Şöyle gördüğünüz gibi bayağı bir buz balina boynuzu artılı buz parçası falan düşürdük. Gümüş bilezikler falan düşürdük ama gümüş bileziklere basmayı düşünüyorum. Yani direkt bu şekilde satmayı düşünmüyorum. Hatta şöyle ikişer efsunlu artı 5 zırhlar düşürdüm. 2 efsunlu, 3 efsunlu, 2K HP'li. Mesela direkt şunu satabiliriz herhalde. Böyle ve 20-30 M'den gider diye düşünüyorum. Başka neyimiz var? İşte böyle 2-3 efsunlu. Hatta şöyle şurada bir 3 efsunlu ET düştü. Bunu da belki satsam satılır yani 15-20 M'den. 3 efsunlu sonuçta. Bilmiyorum bakacağım duruma göre. Böyle buz balina piyasasını göstereyim dedim. Bu doğruysa ben şu an zaten zengin oldum da.
Büyük ihtimal değildir. Bakalım onlularını falan kaça kurmuşlar diyecektim. Onlusu 66 hem de. Bu sanmıyorum o kadar değil ya. Bu tanesi toplasan 1,5-2 hem de gider. Hani ben de piyasayı öldürmeyeyim, kurayım 50 hem de diyeceğim de bilmiyorum gider mi? Bir deneyeceğim ya. Şansımızı deneyelim. Bir de buz parçası artılara bakalım. Bu arada bende kaç tane var biliyor musunuz bundan? 200 burada var. Bakalım başka var mı? Biraz daha vardı ya sanki hatırladığıma göre. Ha, bir 100 tane de burada var. Eğer ben bunların tanesini 6 hem de satarsam ben Robin'in parası bile çıktı diyebilirim. Buz parçası artılaya bakalım. Tanesi kaçtan gidiyor? Haydi oyun gitti. Haydi kardeşim. Yani tanesi 1M diyebilirim. Çünkü dün millet kastı kasabileceği kadar. O yüzden piyasası biraz düşük. Normalde bunlar da tanesi 1M 1,5M arasından gidiyor. Ben yine bunları 10'lu 10'lu kuracağım. Bayağı var çünkü. Kurunca geleyim. Pazarı kurdum ama hani öyle çok abartılı şekilde kurmadım. Arasını kurdum. Yani şöyle 10'lusunu 29M'den, daha doğrusu 30M diyebiliriz. 30M'den kurdum. Çünkü bunun hani edeceği fiyat piyasa ortada. Yani gidip de adam tanesine 6-7M vermez. Giderim onun yerine kendim düşürürüm. Daha mantıklı diye düşünürüm. Ya ben olsam öyle düşünürüm. O yüzden hani gidebileceği fiyat tanesi 3M'dir maksimum. 10'lusunu 30M'den kurdum. Artılı buz parçalarının da tanesini hani 1,5'a göre ayarladım. Şu an piyasada 1M falan var ama illa ki onlar satılınca 10'lu 10'lu bunlara sıra gelecektir. Bayağı bir envanterimde hala eşyalarım var, kuramadım bile. Bir de bugün şu yumurtaların son günüydü. Dua edelim geçmemiştir. Eğer Paskalya tavşanı gittiyse yandık. Bu yumurtalar elimizde patladı. Paskalya tavşanı duruyorsa hemen şunları çevirelim. Aradan çıksın. Bugün son günü diyebiliyorum. Tavşana geldik. Allah'tan yerinde duruyor. Bu arada bakın üstümde kalanlara bakın. Pazara sığmayanlara. Daha bir sürü böyle dönüşüm kitapları vesaire var. Burada gümüş bileziklerim falan var. Aynı şekilde 2 efsunlu 2 efsunlu zırhlarım var. Bayağı bir artı basmam var. Duruma göre ikinci pazarı bile açabilirim. Yani diğer pazarın satışına bağlı. Her neyse lafı uzatmayalım. Şöyle hızlı hızlı ben bir başlayayım. Buraları hızlandırırım. Siz izlersiniz zaten. Derken bu arsla başladık. Güzel. Bitirdik. 3 tane kuvars almışım. Başta direkt gördüm. 5 tane kül. Kıvılcım vuruş şu an maalesef. Şunları atıyorum. Bunlar iş yapmıyor maalesef ki. Buz küresi artılığı hani satarız. Bunlarda para hiç yoktan iyidir. Yeşil iksir burada kaç taneydi ki ya? 50 tane miydi? Tam hatırlamıyorum da video başında bakarım bir. Burayı 200 demişiz. Diğer ekrana geldik. Aa, başka çıkmamış mı? 24 tane burada var. Aha 200 tane de burada var. Niye öyle yarım yamalak çıkmış? Oo 200 de burada var. Mor iksir ne kadar çıkmış? Dur yeşil iksir kaç çıktı ya? Bir dakika heyecan yaptım. 2, 4, başka yok değil mi? 4. Burayı bir 200 demişiz. Hadi 600 diye hesaplıyorum ben. Umarım öyledir. Şöyle şunları bir atıyorum ben. Bunlar satılıyorsa satalım markete ya. Mor iksir 2. 100 tane burada var. 300. Burada var mı? Burada yok. 200 burada var. 500. Burayı fullemiş miyiz? Burayı da fullemişiz. Burak sanırsam bir 50 falandı. Ya bundan 600 yeşil, 600 de mor çıkmış diyebiliriz. Şunlar markete satılınca para veriyor mu ya? Belki güzel paralar veriyordur. Sıfır yankı vereyim. Ben şunların hepsini bir düzene bindireyim. Başka ne çıkmış? Yırtma BK'ya atıyorum. Karanlık vuruş zaten kara büyü sura yok oyunda. Kurt pençesi maalesef satılmıyor. Ya da yok ya alalım satılır onlar. Binicilik kılavuzlarına falan satıyoruz zaten. Güzel çıkmış. Büyülü tohum falan bunlar iş yapabilen artı basmalar. Belki şu an piyasası düşüktür ama emin olun yeri geldiği zaman tanesi 15M'den bile gidebiliyor. Şunların 14 tanesini veya 13 tanesini ben düşürmüştüm. Gerisi buradan birikmiş. Üstüne binmiş. Kuvars kumu 3 tane çıkmış. Yansıtmayı dursun satarız. Şunları atalım. Güzel. Yani son gündü zaten. Bugün ya bugünden itibaren yumurta da düşmüyor diye biliyorum. O yüzden envanterimiz rahatladı. Yani şurada komple bir bayağı bir boşluk oluştu. Hasılatımızı şöyle tekrar bir daha göstereyim size. O ne la? Nasıl patladı diyecektim. Adam patlatmış lan. Ne oluyor dedim sabah sabah. Gördüğünüz gibi farmladığımız yumurtalardan topladığımız mor ve yeşil iksirlerimiz burada. Çıkan kuvars ve büyülü tohumlar burada. Sürgünden düşürdüğümüz 2-3 efsun zırhlarımız. Burada bu zırhlar hakkında şöyle bir düşüncem var. Hani bunlar ben 5M'den 10M'den satsam satılır diye düşünüyorum. Kendi hesabıma satacağım bunu. Yan hesabıma.
Kendi hesabımda da bu zırhlara artı basacağım. Yani yabancıya gideceğine bana gitsin. Yine aynı şekilde parası karşılığında yani. Bunları tanesini 5M'den satsam kendi hesabıma işte kaç M yapıyor? 25, 30, 35, 40 M falan para yapıyor. Pazarımda da var 2-3 tane. Eğer onlar da gitmez, onları da dahil ederim. Zihinselimizde bunlara artı basarız ama parasını bu hesaba aktarırız. Bu arada sabah sabah Soulfly biliyorsunuz zaten. Şöyle bir hediye veriyorum. Sana bir hediyem var dedi. 12 güç, 2000 ipi, 10 kritik. Benim zihinsel var ya, bu mükemmel olur. Bunu aktarıp aktarıp kullandınız. Buradan Soulfly'a teşekkür ederim. Eksik olmasın. Şimdi şöyle yapıyorum. Kostümlerle işim kalmadı. Niye derseniz artık sürgüne girmeyeceğim birkaç günlüğüne. Çünkü birkaç gün artık aşağı level'larda, düşük level'larda bir şeyler para kasmaya çalışacağız. Kaç günlük? 3 günlük 35M idealdir ya, atalım. Bu da aynı şekilde 33M'den falan. Aynen, okey. Şu yüzlük auraları 5M'den falan satıyorlar. 4.5M'den atalım, inşallah gider. Başka ne indirebiliriz buradan? Şunları ben koydum da pazara. Bunların yüzlüsü 1.5M'den satılıyor herhalde. Bir dursunlar. Şunlar biraz zor satılır gibime geliyor. O yüzden bunları aldım. Hatta şöyle yapalım. Çeşit kalsın pazarımız. Bir tane mantar, bir tane de kaki çiçeği alayım. 1 milyoncu gibi olalım. Her yerimizde item olsun. Bunları şuraya lan oğlum bir koy artık. Yüzlük auraları da şöyle 4.5'tan atalım. Bunu da attım. Başka ne var koyacağımız, bir şey var mı pazara bakalım. Bayağı bir şey var. Şunları indirdim. Dediğim gibi bunları yan hesabımıza satacağız para karşılığında. Ondan sonra da bunları bizim zihinselle veya 55'te basarız. Zaten onların videosunu da çeker paylaşırım size. Abi bu arada bu kılıç çok fena ya. Soulfly adamsın falan, eksik olma reis. Cansın. Bu arada şu bilezikleri de aynı şekilde satmayı düşünüyorum. Yani satmayı derken bunu kendi hesabımıza satacağız. İşte artı 5'lerin piyasası neyse artı 5 piyasasına göre bir sonraki videomu satarım artık. Bu videoyu yetiştirebilirsem bu videoyu satmaya çalışırım. Bunların parasını bu hesaba vereceğim. Bileziklerimi de kendi hesabıma vereceğim. Kendi hesabımda bu bilezikleri işte zırhları falan basarız. Ya da bilmiyorum, tam kararsızım şu an, ne yapacağıma karar veremedim. Bizim ninjanın 18 level okçusu vardı. Bunun elindeki görev silahı bitmiş maalesef. Buna bir ok, yay falan bulmamız lazım artı 9. Bunda da bayağı bir şey biriktirmişim ben ya. Şuna baksanıza. 200'lü yeşil iksirler, mor iksirler. Ben daha bunu unutmuşum. Bak burada da taş sanatı varmış. Yok sanıyordum, varmış. Vallahi iyi, bayağı kuşak muşak. Bizde ayaküstü var ya, bayağı farm yapmışız ya. Hiç haberimiz yok. Bunları ben kullanırım. O zaman ne yapıyoruz? Bizim 15 level savaşçıya aktaralım bunları. 15 level savaşçıyla kasalım. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Dediğim gibi Ninja'daki zırhları ve bilezikleri piyasasına göre satacağız. Bakayım bir ekran, Ninja'da mı şu an? Evet, Ninja'da. Hemen şöyle sizle bakalım. Mesela bilezik diyelim. Bilezik dedik. 15 level'lık bilezik. Bilezik evet. Artı 4 ve artı 5'leri. Tanesi 10M'den gidiyor diyebiliriz. Zaten bir tane var. 10M'den hesaplayacağım. Bu zırhların da tanesi maksimum 5M'dir. Öyle diyeyim size. Artı 5 olduğundan dolayı. Artı 0 falan olsa 2-3M'e belki anca. Bunlar da 5M'den hesaplıyorum. Burası ne yapar? 50M burası yapıyor. Bunları 10M'den hesaplamıştık. 50 de burası 1 won. 1 won 30M. Kendi hesabımıza bunları satıyoruz. Bunları da kendi hesabımla basacağım bu arada. Şöyle zırhları, bilezikleri aktardım. Kendime de 1 won 30M'i veremiyorum. Verten alan paramı oyun. Baga mı girdin, oldu? Heh. Tamam, bütün paramızı aktardık. 1 won 30M'i aktardım. Güzel. Yabancıya gitmedi. Sattık. Tekrardan merhabalar. Şu an videoyu biraz geç saatlerde çektiğim için sesim az kısık gelebilir, kusura bakmayın. Kamerayı da o yüzden açmadım. Şu an biraz uykuluyum falan. Her neyse. Şimdi ben bu hesapla olan farmımı şimdilik bitirdim. Düşük level hesaba geçiş yapmıştım. Okçu hesapla şu an köyde ayı safraların düştüğü yere, işte kırmızı kurdelerin düştüğü yere hesabımı bıraktım diyebilirim. Onu da bir sonraki videoda göstereceğim. Şimdi bu video bitmeden şöyle pazarımdaki satışı bir görelim. Evet, artılı buz parçalar hiçbiri gitmemiş fakat buz balina boynuzların olmuşu 30M'den gitmiş. Bayağı iyi. Bütün kılavuzlar neredeyse gitmiş. Sunzi, Wuzi hiçbir şey kalmamış. Zaten şu an 11 won'a yakın paramız var. Hatta size şöyle diyeyim. Biliyorsunuz 1.5 won'a yakın bir para aktarmıştım. Kendi hesabıma gümüş bilezikler falan satmıştım. Ben o paraya ne yaptım? Gittim bir tane 15 level'lık artı 9 yay aldım. 5 efsun 20 hayvanlı kritikli falandı. 1 won'a onu aldım. 6-7 M'de bir tane öldürücü darbe taşı aldım. Attım bastım, o da geçti. Şu an 18 level oktu da o kullanıyor. Oyun silahı olmadığı için onu kullanıyorum ama çok güzel. 20 hayvanı falan olduğu için bayağı güzel hasar vuruyor. Şimdi ne yapacağız? Pazarımızı bir tekrar düzenleyelim. Şöyle üstümüzde olanları tekrar pazara atalım. Bayağı gördüğünüz gibi yine buz balina boyunuz var. Bunların piyasasına bir bakayım tekrar. Evet, tekrar pazarımızı kurduk. Şöyle baktım, piyasasını bayağı bir öldürmüşler. Ben bunların tanesini 3M'den satmıştım. Şu an taneleri 1.5M'lere düşmüş. Ben yine 2M'den kurdum tanelerini. 10'lusunu 20M'den attım. Artılı buz parçaların piyasasını hiç düşürmedim. Yani insanlar nedense böyle her şeyi bir anda düşürmek istiyor. Bir anda elimden gitsin diyor. Yani bir yere kaçtığımız yok sonuçta.
Yeti Post'ta artsızlar vardı. Baktım piyasada tanesi 1,5-2M'di. 10'lu 10'lu attım öyle fiyatlara. Şunlar neredeyse satılmamış. Bunları 3-300'e koydum. Artık satılsın ki envanterim diğer açılsın diye. Çünkü bundan sonraki seride okçu serimizle birinci köylerde bayağı bir artı basmalar falan kasacağız. İç sistemler falan. Onları koymak için yerimiz lazım maalesef. O yüzden koyabildiğim kadar bütün her şeyimi koydum. Daha hala şöyle satılacak bayağı bir kılavuzlarım var. Şunlar bilerek satmıyorum. Şu an bunların piyasası ölü durumda. Paskalya'dan dolayı. Dursun sonra satarız. Şu an 10 wonumuz oldu bile yani. Öyle diyeyim size. Hatta geçti bile çoktan. Düşürmüş olduğumuz paskalya yumurtalarından elde ettiğimiz yeşil mor iksirlerimiz var. Bunları da satsam şu an ucuza gider. Dursun sonra satarız. Ayrıca şunu belirtmek istiyorum. Yani son attığım videoya güzel ilgilerinizden dolayı teşekkür ederim. Bayağı farklı kişilerden yorumlar, güzel bir like ve bayağı bir abone sayısı geldi. Hepinize teşekkür ederim. Eksik olmayın. Videoyu burada sonlandırayım. Biraz rahatsızım. Birkaç kişi fark etmiş. Özelden yazmış bana. O arkadaşlara buradan selamlar. Eyvallah. Teşekkür ederim. Cidden biraz hastayım. Bir aydır geçmeyen bir hastalığım var. Dün gittim. Enfeksiyon falan kapmışım. İlacımı aldım. İnşallah geçer bir an önce. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Bir like'ınızı, aboneliğinizi alırım. Seri devamını istiyorsanız mutlaka yorumlara içerik olarak bir şeyler yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet. Bay bay. Görüşürüz.